Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugünkü dersimizde dikdörtgen veya paralelkenar saymaları konuşacağız. Bir şekilde birbirini dik kesen çizgilerden oluşan böyle bir şekildeki dikdörtgen sayısını bulmak veya benzer şekilde paralelkenar sayısını bulma ile ilgili 3 yöntem konuşacağız. Bunlardan birincisiyle başlayalım. Bir dikdörtgen veya bir paralelkenar birbirine paralel iki tane düşey çizgi ile birbirine paralel iki tane yatay çizginin meydana getirdiği bir şekildir. Her ne kadar tanım böyle olmasa da saymak adına bunu bu şekilde ifade edebiliriz. Bu şekle baktığımız zaman bu şekildeki verilen dikdörtgenlerin sayısını bulabilmek için buradaki düşey çizgileri sayacağız. Burada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane düşey çizgimiz var. Yatay çizgileri saydığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5 tane de yatay çizgimiz var. Bir dikdörtgeni elde edebilmek için düşeylerden 2 tane, yataylardan 2 tane ihtiyacımız var. Dolayısıyla burada 6 tane düşey çizgiden herhangi ikisini aldığımız zaman elde edeceğimiz dikdörtgenlerin yan kenarlarını oluşturmuş oluyoruz. 5 tane yatay çizgiden de herhangi iki tanesini aldığımız zaman oluşturacağımız dikdörtgen veya paralelkenarların alt ve üst taban çizgilerini oluşturmuş oluyoruz. Burada kombinasyon 6'nın ikilisi 15'tir. 5'in ikilisi de 10'dur. Dolayısıyla 150 tane dikdörtgenimiz veya 150 tane paralelkenarımızın olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bir diğer dikdörtgen sayma yöntemine geçelim. Sevgili arkadaşlar, bir dikdörtgeni sayarken sağ alt köşe dediğimiz bir yöntemle de dikdörtgeni saymamız mümkün. Burada yaptığımız iş herhangi bir yönden başlamak üzere belirli bir köşesindeki dikdörtgenleri saymaktır. Öncelikle şu köşeden başlayalım. Bu köşeyi kullanan, bu köşesi köşelerinden birisi bu olan, bu yönden baktığımızda ortaya çıkan bir tane dikdörtgenimiz var. Sağ alt köşesi burası olan dikdörtgen sayılarına baktığımız zaman burada alt köşesi bu olan bir dikdörtgen var. Bir de buradaki dikdörtgen var. Büyük dikdörtgen. Dolayısıyla sağ alt köşesi bu nokta olan iki tane dikdörtgen sayıyoruz. Tabii dikkatlerinizden kaçmaması gerekiyor. A köşesinden B köşesine doğru gitmek suretiyle bu dikdörtgenleri sayıyoruz. Üçüncü kesişme noktasına geldiğimiz zaman sağ alt köşesi bu olan buradaki dikdörtgenleri saymak istediğimizde birinci dikdörtgenimiz buradaki dikdörtgendir. Bakın mesela birinci dikdörtgen sağ alt köşesi bu olan dikdörtgen burasıdır. İkinci dikdörtgenimiz burasıdır. Yine sağ alt köşesi aynı verdiğimiz noktadır. Üçüncü dikdörtgenimiz de gördüğünüz gibi buradaki dikdörtgendir. Dolayısıyla saydığımızda 3 tane sağ alt köşesi burası olan burada dikdörtgen yazabiliriz. Sağ alt köşesi burası olan dikdörtgenleri sayarken yine aynı mantıkla bir tane buradaki bir birimlik bir dikdörtgenimiz var. Bir tane burada var iki birimlik. Bir tane burada var üç birimlik. Bir tane de burada var dört birimlik. Dolayısıyla sağ alt köşesi burası olan dört tane dikdörtgenimiz var. Şimdi buradaki noktaya geçiyoruz. Buradaki noktayı sağ alt köşe olarak kullanan A yönünden B yönüne doğru baktığımızda iki tane dikdörtgen görüyoruz. Birisi buradaki dikdörtgendir. Birisi de İçine bir birim yazılmış olan ve beyaz dikdörtgenle beraber iki birimlik bir dikdörtgendir. Dolayısıyla burada iki tane dikdörtgen yazabiliriz. Sağ alt köşesi burası olan dikdörtgenlere gelince bir tanesi buradaki dikdörtgendir. Bir tanesi buradaki dikdörtgendir. Bir tanesi buradaki dikdörtgendir. Bir tanesi de buradaki dikdörtgendir. Dolayısıyla dört tane dikdörtgen yazmış oluyoruz. Sağ alt köşesi burası olan dikdörtgenlere baktığımız zaman bir tanesi şuradaki dikdörtgendir. Bir tanesi buradaki dikdörtgendir. Bir tanesi buradaki dikdörtgendir. Bir tanesi buradaki dikdörtgendir. Beşincisi burasıdır. Altıncısı da burasıdır. Dolayısıyla burada sağ alt köşesi burası olan A köşesinden B'ye doğru baktığımız zaman o yöndeki dikdörtgenleri saydığımız zaman sağ alt köşesi bu olan 6 dikdörtgen var. Yukarıdan aşağıya baktığımız zaman köşesi bu olan dikdörtgenleri sayarsak 8 ettiğini görürüz. Bu şekle geldiğimiz zaman sağ alt köşesi burası olan dikdörtgenlere baktığımız zaman bir birimlik, iki birimlik ve üç birimlik üç tane dikdörtgen olduğunu görürsünüz. Sağ alt köşesi burası olan 6 dikdörtgen, sağ alt köşesi burası olan 9 dikdörtgen, sağ alt köşesi burası olan 12 dikdörtgen olduğunu görürüz. Sağ alt köşesi burası olan 4 dikdörtgen, sağ alt köşesi burası olan 8 dikdörtgen,
Sağ alt köşesi burası olan 12 dikdörtgen, sağ alt köşesi burası olan 16 dikdörtgen şeklinde sayabiliriz. Dolayısıyla şöyle baktığımız zaman sistematik olarak değiştiğini görmek mümkün. Dolayısıyla sağ alt köşeleri buralar olan buradaki dikdörtgenleri de saymak istediğimizde işte 5, 10, 15 ve 20 olur. Buradaki bütün sayıları topladığımız zaman alt köşeleri bu olan bütün dikdörtgenleri yazmış oluruz. Şu sütundaki dikdörtgenleri sağ alt köşesi burası olan dikdörtgenleri saydığımız zaman 10 tanedir. Buradaki dikdörtgenleri saydığımız zaman bunun iki katı olduğunu görüyoruz. 20 tanedir. Buradakiler baştakinin 3 katı olduğu için 30 tanedir. Buradakiler 4 katı olduğu için 40 tanedir. Buradakiler baştakilerin 5 katı olduğu için 50 tanedir. Dolayısıyla 50, 40 daha 90, 120, 140 ve bu şekilde 150 tane dikdörtgen olduğunu görmemiz mümkün. Dikdörtgenleri daha önce saydığımız şekilde de 150 tane bulmuştuk. Orayı da dikkatinizi çekmek isterim. Üçüncü bir yöntem, bu da farklı bir yöntem olarak dikdörtgen saymalarda ya da paralel kenar saymalarda tabii ki kullanılabilir. Öncelikle şöyle düşünmek lazım. Biz bir dikdörtgeni sayarken en belirgin olarak şunu söyleyebiliriz. Biz bir dikdörtgenin çapraz köşelerini ifade ettiğimiz zaman bu dikdörtgeni bir dikdörtgen olarak sayabiliriz. Yani A noktası ile B noktasını aldığımız, kullandığımız noktaları kullanan bu çizdiğim dikdörtgenden başka bir dikdörtgen çizmemiz mümkün değil. Dolayısıyla bizim için önemli olan bu şeklin üzerindeki çapraz köşelerin sayısını bulmaktır. Öncelikle bu şeklin üzerinde böyle kaç tane noktanın olduğunu tespit edelim. Gördüğünüz gibi herhangi bir en üstte bulunan nokta sayısı 1, 2, 3, 4, 5, 6 tanedir. Dolayısıyla 6 nokta da burada var. Şuradan da 6 tane noktayı seçtiğimiz zaman 12 nokta olur. 6 nokta burada, 6 nokta burada, 6 nokta burada. Dolayısıyla 6 kere 5'ten elimizde 30 tane bu şeklin köşelerinden oluşan nokta vardır. Bu 30 noktanın herhangi biri A noktası olmaya adaydır. Yani şöyle ifade edebiliriz. Örneğin A noktası şuradaki nokta olsun. Şu kırmızı noktayı biz A noktası olarak dikdörtgenin çapraz köşelerinden bir tanesi olsun. O zaman ben A noktasının seçiminde buradaki 30 noktanın herhangi birini alabilirim. Şimdi önemli olan A noktasıyla çapraz köşegen oluşturacak şekilde diğer B noktasını seçmek. Şimdi A noktasıyla diğer B noktasını seçeceksek biz o nokta A noktasının bulunduğu satır ve sütunun üzerinde olamaz. Çünkü A noktasının bulunduğu satırın üzerinden veya A noktasının bulunduğu sütunun üzerinden bir B noktası seçmek çapraz köşe vermez. Mesela biz B noktasını şu nokta alırsak A bura B bura olduğu zaman mesela B noktasını burası aldığımız zaman A bura B bura olacak şekilde çapraz dörtgen yapamayız. Ya da mesela B noktasını burası aldığımız zaman A bura B bura olacak şekilde çapraz köşegen yapamayız. O nedenle B noktasını biz seçerken burada B noktasını A'nın bulunduğu sütun ve satırın üzerine seçemeyiz. O zaman biz A'nın bulunduğu sütun ve satırın üzerindeki noktaları sayalım. Buradaki noktalar işte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. O zaman geriye bizim 20 tane noktamız kalıyor. Bu 20 tane noktadan A'nın üzerinde bulunduğu sütun ve satırdaki noktaların haricindeki bu 20 noktadan herhangi biri B noktası olmaya adaydır. O zaman ben B noktasının seçiminde de 20'nin biri diye ifade edebilirim. Buradan baktığımız zaman A noktası ve B noktasını aldığımız zaman bizim için şöyle bir dikdörtgeni şu anda oluşturmuş oluyoruz. Ancak A noktasının ve B noktasının farklı farklı seçimlerini düşündüğümüzde mesela A burası iken B burası olabilir. Mesela A burası iken B burası olabilir. Dolayısıyla şu noktalar da değişir. Dolayısıyla bu dikdörtgeni ben bu şekilde saydığım zaman her dikdörtgeni 4 kez saymış olurum. Dolayısıyla ben bu işlemi 4'e böldüğüm zaman yani 600 sayısını 4'e böldüğüm zaman göreceksiniz ki 150 tane burada dikdörtgen saymış oluruz. Arkadaşlar bu şekillerde gerek dikdörtgen saymak gerek paralel kenar sayma ile ilgili şu anda 3 tane yöntem konuşmuş olduk. Bu yöntemlere baktığımızda birinci yöntem bir kez daha tekrarlamakta fayda var. Bir dikdörtgeni veya bir paralel kenarı meydana getiren iki düşey ve iki yatay çizginin seçimi kombinasyonla seçimiyle elde edilen bir yöntemdir. İkinci yönteme
Baktığımızda sağ alt köşe kuralı dediğimiz sağ alt köşedeki noktaları seçmek suretiyle ancak burada A yönünden B yönüne giderek işlem yaptığımıza dikkat edin. Yani sağ alt köşesi burası olan noktaları seçerken yön önemlidir. Her ne kadar sağ alt köşe dediğimiz için yönü de kastetmiş oluyoruz ama yine de dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Üçüncü yöntemde de az önce konuştuğumuz gibi bir dikdörtgeni elde etmede kullandığımız çapraz köşeleri sayıyoruz. Ancak burada dörde nasıl böldüğümüze dikkat etmeniz lazım. Bu noktayla bu noktayı seçerken A noktası, B noktası burası olabileceği gibi BA burası olabilir diye iki alternatif var. Diğer çaprazlar için de iki alternatif var. Dolayısıyla bu dikdörtgeni bu yolla seçmenin dört farklı durumu var. Dolayısıyla buradaki 600 noktayı 4'e böldüğümüz zaman 150 tane bu şartlarda farklı farklı nokta seçmiş oluruz. Her birisi bir dikdörtgen oluşturur. Böylelikle dikdörtgenleri saymış oluruz. Hepinize kolaylıklar diliyorum.